Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Yıldızların Altında programımıza hoş geldiniz. Mart ayında Başak Burcu'nu yorumluyor olacağız şu anda sizler için. Başak Burcu'na başlarken en önemli söyleyebileceğimiz göksel hareket Venüs gerilemesi. 4 Mart 15 Nisan arasında olacak. Venüs gerilemesi genel anlamda ilişkilerde karmaşa, duygusal karışıklık, eski sevgilinin ya da eşin sizi geri arayacak olması ve aynı zamanda eğer ki uzun bir ilişkiniz varsa herhangi bir sebepten dolayı majör sebep, minör sebep önemli değil. Kısa süreli bir kopma yaşatabilir size. Eğer ki yeni bir ilişkiye başlayacaksanız önce mutlu hissedersiniz kendinizi bu gerileme döneminde. Daha sonra 15 Nisan sonrası birden gerçeklerle karşılaşacak olabilirsiniz. Dikkat edin. Kendinize burada biraz rölantiye alın. Hiçbir şey için suçlamayın. Neticede bir retro döneminde tanışmışsınızdır o kişiyle. Ve aynı zamanda şunu da söyleyelim ki aslında Venüs gerilemesinde yeni bir ilişkiye başlamak biraz riskli bir şeydir. Özel olarak bunu yorumlarsak sizin 8. evinizde yani başkasının parası, başkasının maddi kaynakları ve diğer işte psikolojik ve derinlik içeren bir takım konularda bir Venüs gerilemesi yaşıyor olacaksınız. Burada en somut anlamda yorumumuzu yapacak olursak beklediğiniz bir maddi destekte gecikme olabilir. İlişkilerde aynı zamanda 8. ev biraz ilişkileri de etkileyen bir evdir. Gizlilik, saklılık durumları yaşıyor olabilirsiniz. Bu birazcık Venüs gerilemesinin getirdiği efektlerdir. İkinci göksel olayımız önemli olarak da Mars. Mars Boğa'ya geçiyor. 9 Mart 21 Nisan arasında. Mars Evet. aslında mitolojide de savaşçı gezegen, erkek gezegen, işte böyle mücadeleci, her şeyi atlayan Eril bir gezegen. eril gezegen olarak tasvir edilir. Bu Mars 2 yılda bir aynı pozisyonuna gelir. Ve şöyledir, geldiği yerde ki sizin geldiği yer 9. ev konuları yani yüksek öğrenim, seyahatler, uzak seyahatler, hukuksal konular, yabancılarla olan ilişkiler, felsefik, dini konular gibi konular buralarda büyük bir motivasyon ve enerji verir. Yani yaklaşık 2 ay boyunca ki 2 senede bir buraya geldiğinde düşünürsek bu konularda gayet dinamik ve enerjik hissedebilirsiniz kendinizi. O zaman başaklar için çok da kötü bir şey değil bu. Tabii ki aslında iyi bir şey ama yine de dikkat etmek lazım. Çünkü Mars'ın kötü yanı agresivlik ve tartışmaya her an Açık oluşu. başlayabilecek olmaları. Durup durup Bir de kendini bırakması. biz astrologların dediği Mars boğadayken sessiz atın çiftesi pek olur. Yani birdenbire ortada hiçbir şey yokken ve de sizden kaynaklı olarak bir tartışma başlayabilir. Örneğin yabancılarla iş yapacaksınızdır ya da üniversitede hocaya tezi vereceksinizdir. Birdenbire böyle agresive bağlarsanız tabii sevgili başaklar ve yükselen başaklar olacak iş değil. O anlamda Evet. biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında kronolojik olarak biraz gidersek 1 Mart'ta Güneş-Neptün kavuşumu sizin ilişki, evlilik ve ortaklık evinizde. Bu sizin ilişkinizden ya da ortaklığınızdan belirli bir hayalinizin gerçekleşmesini ifade edebilir ya da bir hayalden uyanmayı da ifade edebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yeni bir para girişi olabilir size. Çünkü Jüpiter karşıt Uranüs, kara Plüton'un etkisi olaraktan bu bir hobiden ya da sizinle ilgili bir yaratıcı fikirden de kaynaklanıyor olabilir bu para girişi size. Bu tabii sizin için olumlu bir haber. Bunun dışında 12 Mart'ta Dolunay olacak sevgili başaklar sizin birinci evinizde. Yani sizi etkileyen kendinizle ilgili fiziksel olabilir, zihinsel olabilir, ruhsal olabilir herhangi bir konuda sizinle ilgili belirsiz bir durum açığa kavuşacak. Ve siz karar veremediğiniz tamam mı, devam mı anlamında bir durum varsa bunun kararını veriyor olacaksınız. Başaklar için önemli çünkü 22 derece Başak'ta olacak bu dolunay. Evet. Dolayısıyla Başaklar için önemli bir ay Mart ayı aslında. Aynen, kesinlikle. Bu tabii biraz karşı evi, ilişki evini de etkiler.
Bir de burada bir Merkür-Satürn karesi de ilişki evinde olacağı için belki otoriteyle ya da baba ile ilgili bir sebepten dolayı ortaklıkta ya da ilişkide birazcık gerilim olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Güneş bu arada 20 Mart'ta Koç'a geçiyor. Ekinoks başlıyor, bahara giriyoruz. Bu sizin 8. eviniz. Finansal ödemelerde bu size bir olumlu bir enerji getirecek, bir motivasyon getirecek. Belki ödeme gücünüzü arttıracak. Belki de başkalarından finansal yardım isteme durumunuz olacak. Hı hı. Zaten Merkür de buraya geçiyor oluyor 23 Mart'ta. Bu da ne demek? Aklınız hep hesap kitapta, para işlerinde, onu nasıl öderim, bunu nasıl öderim durumunda olacaksınız. Ve işte Uranüs de orada olduğu için belki bir parlak fikirle ya da başkasından alacağınız bir destekle bu ödemelerinizi inşallah diyelim yapıyor olacaksınız. 28 Mart'ta nitekim bir de yeni ay olacak burada. Sizin zaten şu an fokusunuz bu ay Mart ayında daha çok 8. ev konuları. Yani başkalarının paraları, başkaları derken eşiniz, ortağınız anlamında ya da ödemeniz gereken krediler, borçlar, vergiler diyebiliriz. Enerjinizi siz bu ödemelerinize harcayacaksınız. Ve aileden ya da eşten, başkasından maddi anlamda da biraz gecikme de olsa Venüs Retrosu'ndan dolayı maddi istekte bulunabilirsiniz ve de alıyor da olabilirsiniz. İnşallah öyle olur diyelim. Güzel bir ay olsun Başaklar için. Aynen. Hoşçakalın.